Diyarbakır'da ana yüreğinin açtığı bir çığırı görüyoruz hep birlikte. Yani barış için çok önemli çabalara girişildi. Yani bütün dünyada da, Türkiye'de de çok önemli bir şey bu, terörü bitirmek ve terörün yerine barışı daim eylemek. Ve bu projeler çok da geçerli olamıyorlar. Mesela çözüm sürecinin içinde ben de yer aldım. Doğu Anadolu'da görevim vardı. Akil heyet üyesiydim. O süreçte de anneler hep çocuklarının özellikle Mart ayından itibaren, yani bahar aylarından itibaren dağ kaldırıldığını, çağrıldığını, götürüldüğünü, ikna edildiğini, özendirildiğini veya kaçırıldığını, zorlandığını, tehdit altında kaçırıldıklarını ve bizim için yani cehennem başlar Mart ayında diye söyledikleri cümleler aklımda hala. Şimdi bütün bu süreçlerde sessiz kaldılar. Seslerini kimse işitmedi. Çünkü terör gücü bir yandan çok güçlü bastırıyordu. Bir yandan da insanların güvensizlik hisleri son haddeydi. Ama devletin bu özellikle son 10 yıldır sağladığı güvenlik konusundaki önemli başarılar devlete güvenme konusunda da insanların özgüvenini yükseltti ve anneler yani dünyada mesela İrlanda'ya baktığınızda, Afrika'ya baktığınızda yani barış çabalarının var olduğu hiçbir yerde böyle bir örneği daha yok. Büyük bir çığır açtılar. Bugün de mesela 3 anne evladına kavuştu. 2019 yılından itibaren, Eylül ayından itibaren devam ediyor. Bugün 647. günü. Anneler sabırla, ısrarla, inatla terörle bağlantısını bir türlü kopartmayan HDP'nin il binasının önünde çocuklarına çağrıda bulunuyorlar. Yani bu hiç bir silahlı gücün hayal edemeyeceği bir güç. Yani çok yumuşak bir güç aslında. Yani anne kalbi, anne çağrısı, anne sesi. Dünyada bu kadar ince ve bu kadar aslında güçsüz olduğu varsayılan başka bir şey yoktur. Ama bu bütün silahlı güçleri, bütün o büyük terör güçlerinin hepsini yerle bir edecek bir güce dönüştü birdenbire. Bütün dünyada aslında örnek alınacak bir güç. Ben tebrik ediyorum. Sadece anne sevgisi değil bu. Aynı zamanda büyük bir cesaret isteyen bir iş. Yani onlar anneliğin getirdiği o evlat sevgisini cesaretle birleştirdiler ve bir tarih yazıyorlar. Hepsiyle onur duyuyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Hepsi ellerinden öpülecek anneler. Tarih yazıyorlar. Bir çığır açtılar.